Evet merhaba arkadaşlar, Rise Son of Rome oyununun ilk videosuyla karşınızdayız. Birinci bölümle. Bildiğiniz gibi oyun gerek Xbox'ı gerek PC sürümünde çok düşük puanlar aldı ama grafik açıdan tabi beklentiler çok yüksek. Şu anda giriş videosunu izliyorsunuz. Oyunun başlangıcındaki video, yani giriş videosu derken gameplay intro videosu. Sezar mı ya bu? Bu da bizim eleman. Oyunda bu FPS düşmeleri oluyor biraz. Şunu kapayım herhalde. İlk önce şöyle deneyelim. Ya buraya gelelim. Kontroller şu an oyun içinde gamepad'de değil. Bunu nasıl ayarlayacağız? Gamepad'le ilgili bir sıkıntı var şu an. Çözebilmiş değiliz. Hayda. Oyuna gamepad şeyleri gözükmüyor ya. Tam bakacağız mecbur. Thank you.
FPS olayını da biraz çözelim ya. 30 FPS kilitlendi, oynanmıyor oyun. Bakalım kaç FPS alacağız. Archers on the bridge. Man, there's too many. We need to push forward to the palace. We must get to the palace gate. Our men can't hold out much longer. Gamepad'leri göremiyoruz ya, böyle bir saçmalık yok. İki defa öldük ya, hayret bir şey. Tuşlara alışamadık. Biraz grafik ayarlarını göstereyim, ne yaptığımı. Şimdi bu arada ekran kartı 780 Ti, 3 GB Asus referans. Şimdi 80p yaptım, 4K'yı kapattım, yani onu şu anda denemek saçmalık. Advanced'da zaten high seçeneğinden daha yükseği yok. Anti-aliasing enable. Temporal anti-aliasing. Grafiklerde de işte 1080p'de, veri high'de zaten. Texture resolution değiştiremiyorum. Super sampling denemedim. 2x2 deneyeyim bir bakalım nasıl olacak oyunda. Ne kadar etkileyecek. Şu an ortalama 60 FPS alıyorum oyunda. Sıkıntı yok. Yok be. Evet. 2 yapınca FPS 20'ye düşüyor super sampling'i. Onu grafiklerden 1.5 yapalım. 3'e 1.5 ne oluyor herhalde? 4 mü oluyor? 2 oluyor.
Evet, böyle de bayağı bir FPS düşüşü var. Ya tabii şimdi video 30 FPS olduğu için fark edilmiyor ama şu anda ortalama 40-45 FPS alıyorum. Şu yönde ise 35-36 FPS civarı. The barbarians are closing in on the palace gates. We need to get to them first and hold them back. En güzeli kapatmak. Ya evet. Bunu off yapalım. Zaten öyle aman aman da bir eksik hissetmiyorsunuz oyunda yani. Antalizing yönünden. Command, Scorpios, archers, and a catapult nest. Form a line! North barricade! We have incendiaries at strategic defense points, sir! Ne yapacağız ya? Abi hangi tuş bu ya? LB tuşuyla ateş etmelerini sağlıyoruz. Hangi yöne tutarsak.
Checkpoint'i aldık ama onlar da herhalde bizi aldı. Evet, geri çekiliyoruz. Ya klavye istemiyorum ya. Nasıl ayarlayacağız bunu? Hangi tuşmuş o? Bu tuş. Skill upgrade'dan. Kalmadı, evet. Upgrade falan da var işte, her oyunda olduğu gibi. RPGS az biraz katmıştır oyuna. The vault! This way! Come on! Why is that door closed? There's someone in there! I think, perhaps, you should open it. Enable yapayım da kırılmaları oluyor oyunda. Engellemiş olayım. Bir de FPS'yi açınca da 30'a düşüyor ya şey. Vertical synchronizasyonu açınca 30'a düşüyor oyun beyler, haberiniz olsun. Bunu kapatalım. Bunu açsak bu da düşürüyor. Ne yapacağız? O zaman Nvidia denetim masasından açacağız oyundan çıkıp. Bir dahakine öyle yaparız. Hangi tuşu, space tuşu ya? Siyah kanak. Grafikler çok iyi ya. Hakikaten çok iyi. Stay back, my emperor. There could be more of them hiding in the shadows. Now you burn, Roman. Ah!
video buraya kadar. Bir ön izlenim oldu. Ya oyun genel olarak grafikleri iyi ama yani oynanış açısından bir yani öyle aman aman bir şey yok oyunda. De dediğim gibi bu grafik ayarlarından vertical senkronizasyonla lock yani şey FPS kitlemeyi disable yapın. Nvidia denetim masasından yapın. Yine 30 FPS'ye düşüyor oyun çünkü. Ondan bir de kesinlikle tabii ki Super Something'i açmayın. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.